En son işte 2014 yılında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile ilgili bunun bir işkence yasağına aykırı olduğuna dair bir karar çıktı. Yani bu şöyle ki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasında bir koşullu salıverme imkanı yok. Dolayısıyla hiçbir kişinin, cezaevinde kalan bir kişinin hiçbir şekilde umut hakkı ve dışarıya çıkma, özgür kalabilme umudunun olmaması anlamına geliyor. Bu durumun ihlal olduğuna karar vermiştik ki bu işte siyasi suçlular açısından da geçerli. Zaten en çok bu ağır cezaya çarptırılan kişiler siyasi suçlular olarak kapsettiğimiz ya da siyasi anlamda cezaya çarptırılanlar için geçerli bir durumdu. Dolayısıyla AİHM Büyük Dairesi bu konuda bir karar verdi ve bu çerçevede bunun izlenmesi için yani bunun yasal anlamda bir düzenlemeye gitmesi gerekiyordu. Yani iç hukukta bir mevzuatın değişmesi gerekiyor. İç hukuktaki yasal düzenlemeler yapılmadığı sürece koşullu salıvermenin imkanı yok. Dolayısıyla bunun takibi de Bakanlar Komitesi'ne geçti. Ve Bakanlar Komitesi maalesef bu mevzuyu ancak 7 yıl sonra gündemine aldı. 2021 tarihli toplantısında gündeme aldı. Şöyle belirtebiliriz aslında Asrın Hukuk Bürosu olarak 2016 yılında yapmış olduğumuz bir çalışma söz konusuydu. Bu siyasi mahpuslara yönelik bir çalışmaydı. Yani ortalama sayıyı tespit etmek istiyorduk. O zaman içerisinde 120 kadar mahpusun ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldığını söyleyebiliriz. Ama bunun sonrasında işte öz yönetim savaşları sonrasında tabii ağırlaştırılmış müebbet siyasi boyutuyla işte diyelim ki FETÖ mahkumları da buna dahil onlar tarafından işte bu darbe teşebbüsü iddiasıyla da birçok insan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Tabii 2021 yılında Bakanlar Komitesi aldığı karar içerisinde Türkiye'de ağırlaştırılmış müebbet infaz koşulları içerisinde olan yani cezası indirilemeyen ve koşullu salıverme imkanı olmayan kişilerin sayısını Türkiye'den talep etti. Ancak bu aşamaya kadar Türkiye'den bu yönlü bir cevabın gelip gelmediğini biz bilemiyoruz. Bize bildirilen bir cevap da yok, yayınlanan bir cevap da yok şu an. Dolayısıyla sayı konusunda bir netlik bahsedemiyoruz ama tahminimce bu sayı binin üstündedir diye düşünüyorum. Yani şöyle söyleyebiliriz, aslında Türkiye ilk 2015 yılında bir eylem planı yayınladı, eylem planı gönderdi Bakanlar Komitesi'ne. O tarihte gönderdiği eylem planı bunun çok daha ötesindeydi. Yani aslında giderek geriye doğru giden bir yani çözümsüzlük anlamında geriye doğru giden bir yol izliyor. Normalde Türkiye'nin AİHM kararı doğrultusunda belli bir taahhütü yerine getirmesi gerekiyor. Nedir? Bu ihlal durumunu ortadan kaldırması gerekiyor ve bu ihlale sebebiyet verecek durumları ortadan kaldırması gerekiyor. Bu da nasıldır? İç hukukta bir düzenleme yapmayla mümkündür. Şimdi 2015 Eylül ayında evet bu durumu ortaya koyuyordu. Umut hakkından yararlanamadıklarını belirtiyordu ama bundan sonrakiler için yani Sayın Öcalan'la ilgili değil, bundan sonrakiler için bunun önüne geçecek, bu ihlal durumunu ortadan kaldıracak tedbirleri alacağını belirtiyordu. Ama sonraki aşamalarda sadece bu duruma dair bir belirleme yapıyor. Bu da aslında kendi iç hukukunda bir düzenlemeye gitmeyeceği yönünde çok açık bir şekilde beyanda bulunuyorlar. Yani biz bu taahhüdü, biz aslında AİHM kararları bağlayıcıdır. Ama biz bu kararı yerine getirmiyoruz diyorlar açıkça. Yani 8 aradan geçen 8 yıllık zamana rağmen herhangi bir düzenleme yapılmış değil. Yani birisi koşullu salıverme için ağırlaştırılmış müebbetlerden diyelim. Koşullu salıverme için veya herhangi bir ceza indiriminden faydalanmak için başvuru yapsa mahkeme buna işte yasal bir düzenleme olmadığı için ya da yasada böyle geçtiği için siz tahliye olamazsınız diye yanıt verecek. Dolayısıyla bunun yasal bir zemini söz konusu değil. Bu da Türkiye'nin aslında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin vermiş olduğu kararı tanımadığını, Bakanlar Komitesi'nin bu izleme süreci içerisinde de verdiği taahhütleri yerine getirmeyeceği anlamına geliyor diyebiliriz. Bazı durumlar için genel kaide vardır. Bu kaidenin istisnaları vardır. Ama Sayın Öcalan'la beraber hakikaten Türkiye'deki hukukta ciddi anlamda değişiklikler yapıldı ve bu istisnaların hepsi aslında hukuk haline getirildi. Yani burada kararda da yani yasal düzenlemelerde bu tarz düzenlemelere gidildi. Yasal düzenlemeler yapıldı. Bunun devamında da yine herhangi bir karar aldığında da
bu istisnayı değerlendirdi. Zaten Ahim'in verdiği karar bunun üzerineydi. Yani sen orada onu istisna olarak belirtmiş olabilirsin. Ama Ahim'in itirazı da zaten senin bu istisna olarak belirttiğin duruma ilişkindi. Türkiye yine bunun istisna tutulduğunu, direkt sadece bu durumu ortaya koyan bir cevap veriyor. Yani kendi yasal düzenlemelerini söylüyor ama buna dair ne yapacağına dair genel anlamda da, bireysel anlamda da, yani tedbir anlamında neler yapacağına dair de hiçbir taahhüt ortaya koymuyor. Tüm hukuku Sayın Öcalan'ın bu haklardan yararlandırılmaması üzerine kurulmuş bir hale büründü. Yani bir yasal düzenleme olacaksa bundan Sayın Öcalan nasıl yararlanmayacaksa o şekilde, yani öğrenci affına ilişkin kanun bile Sayın Öcalan doğrultusunda düzenlendi. Bu mevzunun tamamen aslında Kürt sorunuyla bağlantılı olmasıyla alakalı bir durum diye düşünüyoruz. Ki sonuçlar da bunu ortaya çıkarıyor. Yani siyasi bir mevzu olmasından kaynaklı Bakanlar Komitesi'nin bu konuda ciddi adımlar atmaması, etkili kararlar almaması sonucunu doğuruyor. Yani bu Avrupa Konseyi'nin sadece Bakanlar Komitesi organı için geçerli bir şey değil. Bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde tecrit dosyamız var. 2011 yılına ait bir dosya ve aradan geçen 11 yıla rağmen bu dosya sonuçlanmadı. Yani Avrupa Konseyi'nin tüm organlarında buna yönelik olarak ciddi bir sessizlik, ciddi bir etkisizlik ve bu ihlal durumlarını ortadan kaldıracak etkin mekanizmalara sahip olmalarına rağmen bunun işletilmemesi durumu söz konusu tüm organları tarafından. Şimdi normalde esas olan aslında, yani Türkiye bunu 2014'ten beri yerine getirmiyor. Herhangi bir şey yapmamış, tek bir adım atmamış. Aksine her sunduğu eylem planı bir önceki eylem planının çok daha gerisinde bir durumda, bir pozisyonda. Dolayısıyla böyle bir durumu sonraki aşama olarak aslında Bakanlar Komitesi bu durumun, bu ihlal, hani herhangi bir taahhüt, herhangi bir ileriye dönük bir taahhüdünün olmadığını gördüğü vakit ve bu ihlali gidermediğini gördüğü vakit bunu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne götürür sözleşmenin 46. maddesi uyarınca. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi bu hukuka aykırılık durumunun giderilip giderilmediği yönde bir tespit yapar ve sonrasında bu tespiti yaptıktan sonraki durum böyle. Bu tespiti yaptıktan sonra genel önlemleri almak üzere Bakanlar Komitesi'ne gönderir ve Bakanlar Komitesi artık bu yani tarihten itibaren bu durumla ilgili olarak önlem alması gerekir. Ama Bakanlar Komitesi'nde maalesef bu durum çok yavaş bir şekilde ilerledi. Yani organlarına bakıyoruz, işte Ahim çok geç şey durumda. Çok atıl durumda karar vermiyor. Bakanlar Komitesi izleme durumunda ama ciddi adımlar atmıyor. İşte SPT'de Avrupa Konseyi'nin bir organı. SPT'de çok ciddi toplumsal anlamda bir potansiyelin ortaya çıkması durumunda bir ziyaret gerçekleştirdi. Onun raporunu yayınlaması gerekiyor ama her rapor, yayınladığı raporda yerine getirilme durumu söz konusu değil. Ayrıca tecritin ağırlaştırılması durumu var. Buradan Türkiye'nin bu eylem planından sonrasında da öncesinde de, yani 2014 yılından beri Bakanlar Komitesi'nin bu durumu gündemine alması için, etkili yol ve yöntemleri izlemesi için ve süreci hızlandırması için 9'a 1 dediğimiz bir bildirimlerde bulunuyoruz. Yani bu durumu tespitini ortaya koyuyoruz. Şu anda var olan durumu, Türkiye'nin bu konuda herhangi bir adım atmadığını ortaya koyan bilgileri Bakanlar Komitesi'ne sunuyoruz. Bildiğimiz kadarıyla 9'a 2 başvurusu, yani kurumların yaptığı başvurular vardı zaten daha öncesinde de. Yine kurumların yapacağı başvurular söz konusu diye biliyoruz. Yani biz Bakanlar Komitesi'ne yapabileceğimiz şey bu anlamda bilgilendirmek ve bu bildirimlerde bulunmak, harekete geçmesini sağlamak. Bunu yapmaya devam edeceğiz. Çünkü biz biliyoruz ki yani toplumsal anlamda bir mücadele yürütüyoruz ve tek başına işte diyelim ki bizim hukuk bürosu olarak yürüttüğümüz hukuk mücadelesi yeterli olmuyor. Çünkü burada yürütülen bir hukuki bir süreç yok. Bizim tek başına sürdürdüğümüz mücadele bu anlamda yeterli olmuyor. Dolayısıyla bu açık ihlal durumuna kurum ve kuruluşların, sivil toplum kuruluşlarının dahil olarak bu anlamda Bakanlar Komitesi'nin bildirimde bulunması, ki Diyarbakır Barosu da bu anlamda bildirimde bulundu. Bunlar
çok önemli ve etkili diye düşünüyoruz. Sonuçta bu sorunu artık dar anlamda ele almıyoruz. Dolayısıyla tek başına bir grubun ya da bir halkın mücadele edeceği noktanın çok daha ötesine geçmiş bir durumda. Dolayısıyla yani artık evrensel hale gelmiş bir sorundan bahsediyoruz. Tüm Orta Doğu'yu ilgilendiren bir sorundan bahsediyoruz. Dolayısıyla buna karşı geliştirilecek mücadele de bir o kadar genişlemeli, daha yoğunluklu ve derinlikli olmalı diye düşünüyoruz. Çünkü şu an işte mevcut tecrit durumuna baktığımızda işte Kürdistan bölgesel yönetiminde yaşanan kimyasal saldırı durumuna baktığımızda aslında hani Kürtlerin bir soykırım kıskacında olduğunu zaten biliyoruz. Bu hem fiziki anlamda şu anki haliyle hem fiziki anlamda hem de kültürel anlamda devam ediyordu. Dolayısıyla aslında burada yani hukuki durumların dışında bir topluma yönelik olarak hem insani hem ahlaki hem değer ve moral durumlarına ilişkin olarak bir ciddi anlamda bir saldırı söz konusu. Yani diyelim ki oradaki kimyasal saldırı evet bir fiziksel anlamda bir işte soykırım yani soykırım sonucuna ulaşmayı amaçlıyor. Bu tek başına onunla da geçerli değil. Aynı zamanda topluma verilen bir mesaj var. Aslında bunu görmek gerekiyor. Bunun bilincine varmak gerekiyor diye düşünüyorum. Bu çünkü topyekün bir saldırı olarak değerlendiriliyoruz ve özel savaş sistemi dediğimiz sistem içerisinde yürütülen bir savaş. Bunun bilincine varmak gerekiyor. Yani burada işte orada kimyasal silahı kullanarak aslında Kürtlere karşı ne kadar daha ileriye gidebileceğini de aynı zamanda göstermek istiyor ve özgür yaşama amaçlayan Kürt toplumu için o direnişi geriletme, insanları bu anlamda sindirme ve korkutma amacını da taşıyor. Bunun farkında olarak bu sisteme karşı daha büyük, daha derinlikli ve daha yoğunluklu bir mücadelenin yürütülmesi gerektiği kanaatim. Bunu bir daha yani sonuçta işte Bakanlar Komitesi'nden bahsettik, Avrupa Konseyi'nin üyelerinden, Avrupa Konseyi'nin organlarından bahsediyoruz. Bunların ciddi anlamda bir işte sessizliği ve etkisizliği diye söz konusu. Yani işte diyeyim kararları sonuca çıkarmaması, herhangi bir yaptırıma bağlamaması neye sebebiyet veriyor? Türkiye'nin bu faşizm koşullarını bir adım öteye taşımasına sebebiyet veriyor. Çünkü yaptığı hiçbir şeyin bir karşılığı yok, bir yaptırımı yok. O zaman bunu çok daha ileriye taşıyabilir. Bu bir icazet anlamına geliyor, bir onay anlamına geliyor aslında Avrupa ülkelerinin. Orada tecriti derinleştirdi mi, halka bunu verdi mi, sonraki adım işte buraya kadar gelebiliyor. Yani kimyasal silah kullanımına kadar gelebiliyor. Dolayısıyla oradaki çatışmanın, çözümsüzlüğün, bu kaosun derinleşmesinin kaynağı Sayın Öcalan'ın bir bütün olarak tüm dış dünyadan koparılmasıyla ciddi anlamda bir bağlantısı var. Yani az önce de belirttim, yani işte kimyasal silah kullanımı bu sorunun aslında geldiği boyutu ortaya koyuyor. Bunun bilincinde olmak lazım. Buna yönelik olarak toplumsal mücadeleyi ne kadar genişletmemiz ve ne kadar büyütmemiz gerektiği gerçekliği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla sadece hukuk boyutuyla değil, toplumsal anlamda da bu saldırıya ciddi bir cevap verilmesi gerekiyor. O demokratik güçlerin bu saldırılara ciddi anlamda cevap vermesi gerekiyor ve insani temelde olan, işte ahlaki olmayan bu tutum ve davranışların bilincinde olarak buna karşı bir mücadele geliştirmesi gerekiyor diye düşünüyorum.